Ünye için Ordu Büyükşehir ne yapıyorsunuz? Ne Şimdi yapılmış? buradan şöyle bir söylemle de bazı hizmetleri tetiklemek adına da söylemek istiyorum. Emin olun şu an Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki sektörel anlamda söylüyorum bunu, özellikle turizmsel sektörü anlamında, turizm sektörü anlamında Üntit'in bünyesinde bulunan nitelikli beyin gücü Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yok. Bunu nereden ve neden böyle bir iddiayla söylüyorum? Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptırım gücü, mali gücü, saha gücü, ekipman gücü aslında kadrosuna baktığınızda sayı olarak insan görseli anlamında müthiş bir personel gücü var. Çok fazla, evet. Ama yaptığı hizmetleri sahnede gördüğünüzde o kadar çok eksikler var ki, yani son dokunuşu yapacak turizm gözü yok. Yani turizm beyni konusunda eksiklik var. Hala olmaya devam ediyor. Biz uyarmamıza rağmen, biz özelden uyarıyoruz. Yani ifşa etmiyoruz. Ama sahaya baktığımızda gene sahaya yansıtılmıyor. Çünkü turizm gözü yoksa bir belediyede, buna emin olun, maalesef Hoynat Adası gibi dünyaca ünlü, Türkiye'nin ikinci enlerinden biri olan bir adanın son püf noktasını o gözünüz, o beyniniz yoksa koyamazsınız. Diğer taraftan Kibele gibi dünya tarihine damgasını vurmuş birçok yerde olan bir tanrıcanın bulunduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Adını koymayı bırakın, bir tane silüeti yok Ordu bölgesinde. Ben bunu önerdiğimde Turizm Derneği olarak birçok kişi dedi ki ya o yabancı ismin ne işi var? Emin olun Ulaştırma Bakanımız daha geçen hafta Faselis tünelini açtı Antalya'da. Ordu çevre yolunda, hatta Altın Ordu çevre yolu diyeyim ben ona, tünellere, Faselis tüneli gibi Kibele bir tüneline hoş geldiniz ya da Kibele bir tüneli 1400 metre ya da 500 metre. O Kibele ismini markalaştırıp Ordu vitrine çıkaramıyor. Onlarca kavşağımız var. Uluslararası yoldan geçen, Ünye'mizde, Fatsa'mızda, çevre yolunda Altın Ordu'nun Perşembe'nin üstünden geçen, Gülyalı kısmında bizim ana girişlerimizden biri de Doğu yakamız Evet. Gülyalı. Buralarda ne tarihsel, ne doğal değerler anlamında, ne tarımsal ürünler anlamında bir tane fındık görselimiz yok bizim ya. Yani şu çok çok komik bir şey. Ben şimdi bu iddiayı söylerken aslında çok manşet bir iddia, programın adına da uygun bir iddia. Yani Üntit'te bulunan turizmsel beyin gücü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yok diyorum. Bu çok ciddi bir iddia. Ama bunu neye dayandırarak söylüyorum? Büyükşehir Belediye'miz olsun, valiliğimiz olsun, gelsinler. Saha gücü anlamında Üntit sahasına hakim. Sadece Ünye'ye değil. Çünkü sadece Ünye'de turizm yetmiyor. Yani Ünye'yi altın yaldızlarla donatalım. Fatsa'mız da olmak zorunda. Akkuşumuz, Korganımız, Kumrumuz, Altın Ordumuz, Perşembemiz, Çamaşımız, Çatalpınarımız, Kabataşımız, Kabadüzümüz, Ulubeyimiz, Gülyalımız, Mesudiye'miz, Gürgentepe'miz. Bunların hepsi olmadan İkizce'miz, Çaybaşı'mız turizm olmaz. Artı Giresun'umuz, Samsun'umuz, Trabzon'umuz, Rize'miz, Tokat'ımız, Gümüşhane'miz, Yozgat'ımız. Yani turizm o kadar büyük bir coğrafya ki siz dünya şehriyiz diyorsunuz. Çünkü turizm demek dünya demek. Ama bakıyorsunuz Altınordu'da eşelenmeye devam ediyoruz. Yani böyle bir ne yönetim anlayışı var, ne hizmet anlayışı var, ne de turizm anlayışı var. Eğer Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde turizm Üntit kadar turizmsel ufuk olsaydı, yürürler konağının tarihi dış kapısını, tarihi kapıyı yağlı boyayla boyuyorsun. Yani bu neye hizmettir? Hangi mantığın sonucudur bu? İçerideki tarihi ocakbaşı taşını yağlı boyayla boyuyorsun, altın yaldızla model yapıyorsun. Yani şimdi bütün bunlara baktığınızda dışı tamamen yeşil bahçe olan bir köşkü tamamen %80'ini kapatıyorsun yeşilliğini. Şimdi bütün bunlar sadece rant mantığının ve yaptım oldu mantığının bir sonucu. Evet. Tek sonucu, biraz önceki manşet adına uygun sözümü de tekrar etmek istiyorum. OBB'de Üntit kadar turizmsel
üst akıl olsaydı biz bunları eleştiriyor değil, teşekkür ediyor olacaktık. Ve biz buradan ÜNTİT olarak doğru yapılanı ilk teşekkür eden de sivil toplum örgütüyüzdür. Çünkü maharet iltifata tabidir. Doğruysa doğrudur, yanlışsa da yanlıştır. Amasız ve fakatsız. Evet, bu şekilde.